enflasyon rakamları açıklandı. Sayın Albayrak ne dedi? Enflasyon bizim beklentimiz olan %12'nin altında gerçekleşti. Bir kere ne kadar inandırıcıdır gelen enflasyon ayrı bir tartışma konusu ama inandırıcı olmasa bile enflasyonun hala çok yüksek seviyelerde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve tüm çabalara rağmen, tüm ısrarlara rağmen Türkiye'de enflasyon yükselmeye devam ediyor. Çabalarla kastım enflasyonu reel anlamda düşürme çabası falan değil. Enflasyonu düşük gösterme çabası. Evet enflasyonu düşük gösterme çabası. Biz ne yapar ne eder nasıl bir şekilde enflasyonu düşük gösterip aslında hayat pahalılığı yok imajı yaratabiliriz çabası. Yoksa herhangi bir markete, pazara gittiğiniz zaman, herhangi bir kıyafet aldığınız zaman, kırtasiye ürünü aldığınız zaman, okula çocuğunuzu yazdırdığınız zaman, hastaneye gidip faturayı ödediğiniz zaman, herhangi bir alkollü ürün ya da tütün ürünü aldığınız zaman Türkiye'de enflasyon olup olmadığını zaten net bir şekilde görüyorsunuz. Peki sizin yaşadığınız enflasyon bu mu? Hemen söyleyeyim. %0. 74'lük aylık artış, %11.84'lük yıllık artışı olan bir enflasyon mu yaşıyorsunuz siz ya da ben? Hayır tabii ki. Enflasyonun bunun çok daha üzerinde olduğunu hepimiz yaşayarak tecrübe ediyoruz. Evet, yaşayarak tecrübe ediyoruz abi. Kimse bana gelip maval falan okumasın. Enflasyon %11.84'müş. Geçen aya göre %0.74'lük bir artış varmış. Bu enflasyon araştırmalarını yapanlar acaba her ay evlerine peynir zeytin alıyorlar mı? Ya da bu enflasyon araştırmalarını yapanlar dışarıya çıkıp araç fiyatlarının ne kadar arttığını, ulaştırma fiyatlarındaki artışı görüyorlar mı? Fırıncılar %10. %12 ile %20 arasında ekmeğe zam yapmayı planlıyorlar. Madem Türkiye'deki enflasyon %12'nin altında fırıncılar ekmeğe niye %20 oranında zam yapma peşinde koşuyorlar? Psikopat mı bu adamlar? Tabii ki değiller. Adamın maliyeti kurtarmıyor. Buğday fiyatı, un fiyatı her gün artıyorsa eğer fırıncı da ekmeğe zam yapmak zorunda. Siz her gün fırıncının kafasında boza pişirerek ekmek fiyatlarına zam yapmalarını engelliyorsunuz ama fırıncılar da batmamak için yeter artık diyorlar. Büyük ihtimalle %15, %16, belki %20 oranında bir ekmek zammıyla karşı karşıya kalacağız. O zaman nasıl oluyor da enflasyon %11.84 oluyor? Aylık enflasyon nasıl oluyor da %0.74 oluyor? Şimdi bu enflasyonun inandırıcılığını biraz sonra uzun uzun konuşmaya devam ederiz ama bir başka ayrıntı daha var biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Faizleri indirmeye devam edeceğiz dedi. Yani Merkez Bankası politika faizi aşağı çekmeye devam edecek imiş. Peki bu koşullarda yani enflasyonun yüzde 11.84 olduğu bir ortamda siz yüzde 12'nin altına politika faizini indirmeyi başarabilecek misiniz? Belki ki indirdiniz. Dolar ne olacak? Piyasalar ne olacak? Dengeler ne olacak? Türkiye eksi faiz mi verecek? Türkiye eksi faiz verdiği zaman Güney Afrika gibi, Brezilya gibi, Arjantin gibi ülkelere bizim ülkemize gelen sıcak para kaçmayacak mı? Zaten kaçıyor da daha fazla, daha hızlı bir şekilde kaçmayacak mı? Bu kaçış yaşandığında Dolar fiyatında hızlı bir yükseliş gözlenmeyecek mi? Evet. Yani Türk lirası hızla değer kaybetmeyecek mi? Zaten uluslararası bir yığın problem var. Biliyorsunuz Amerika ile İran gerilimi, Amerika ile Irak gerilimi, Çin gerilimi, Rusya gerilimi falan derken dünya birbirine girmiş durumda. Dünyadaki ekonomik sıkıntılar da her geçen gün ayan beyan biraz daha ortaya çıkıyor ve bu koşullar içerisinde biz doları bu seviyelerde tutabileceğimizi sanıyoruz. Öyle mi? Bakın mesele dolar meselesi değil aslına bakarsanız. Enflasyon gerçekçiliğini iyiden iyiye yitirdi. Enflasyonun gerçekçiliğini yitirmiş olmasına rağmen Merkez Bankası da zaten gerçekçiliğini yitiren faiz indirimlerine devam ederse yani suni faiz indirimlerini aşırıya kaçırmaya başlarsa bu bütün piyasaların dengelerinin alt üst olması demek. Özellikle dolar üzerinde çok ciddi bir baskı anlamına geliyor. Merkez Bankası faizi indirecek mi, indirmeyecek mi? 2 hafta sonra hep birlikte göreceğiz. Büyük ihtimalle indirecek. Bakın büyük ihtimalle indirecek. Hatta radikal bir faiz indirimi yaparsa kimse şaşırmasın. Yani Ocak ayı itibariyle biz tek haneli faiz rakamlarını görürsek kimse şaşırmasın. O an itibariyle dolar üzerindeki baskı ve kırılganlık belki ikiye belki 3'e katlayacak. Onu da söyleyivereyim sizlere. Petrol fiyatları uluslararası nedenlerden dolayı hızla yükseliş eğiliminde bir de bunun üzerine dolardaki yükseliş eklenirse yemede yanında yat. İşte o o zaman Türkiye'deki ekonomik dengelerin nasıl alt üst olduğunu hep birlikte izleriz. Satın alma gücümüzün nasıl düştüğünü, insanımızın nasıl daha da fakirleştiğini hep birlikte izleriz. Dönelim enflasyona. Yılın en çok artan ana ürünlerini söyleyeceğim şimdi sizlere. Ve 12 aylık ortalama enflasyonu söyleyeceğim. Bakın bir ilizyon var ortada. Biz yıllık enflasyon dediğimiz zaman bir yıl önceki aralık ayıyla bu ayı kıyaslıyoruz. Biraz da baz etkisinden dolayı enflasyonu düşük görüyoruz. Ama 12 aylık enflasyon hani ne kadar iyimser olursa olsun ortalama olarak piyasadaki enflasyonu az da olsa işaret ediyor bizlere. 15.18 nerde 11.84 15.18'lik 12 aylık ortalamada bir fiyat artışı söz konusu. Daha ötesini söyleyeyim sizlere. Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde %45.13 oranında fiyat artışı söz konusu. Eğitim giderlerinde %14.46'lık bir artış söz konusu. Sağlık giderlerinde %13.63'lük bir artış söz konusu. Bakın dikkat edin hep ana ihtiyaç grupları aslına bakarsanız bunlar. Keza gıda ürünlerinde çeşitli mal ve hizmetlerdeki ürünlerde de yine enflasyon oranının çok hızlı olduğunu görüyoruz. Ve bunların hepsi bir kez daha altın çizerek söylüyorum aslında iyimser rakamlar. Yani ne sizin ne de benim ne de aklı başında olan hiçbir ekonomistin inanmayacağı, inanmadığı rakamlar bunlar. TÜİK'in son derece iyimser bir yaklaşımla ortaya çıkarttığı rakamlar. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. TÜİK nereden alışveriş yapıyorsa ben de oradan alışveriş yapmak istiyorum. TÜİK hangi markete gidiyorsa TÜİK hangi pazara gidiyorsa, TÜİK nereden kıyafet alıyorsa, TÜİK nerede sağlık ihtiyaçlarını karşılıyorsa, TÜİK nerede eğitim ihtiyaçlarını karşılıyorsa, yani nereden fiyat alıyorsa bunların bir listesini açıklasın. Biz vatandaşlarına. Evet biz de vatandaşlar olarak gidelim oradan bu hizmetleri alalım. Biz niye pahalı alıyoruz ki? Ortada bir sıkıntı var demek. TÜİK'in acilen nereden fiyat aldığını açıklaması gerekiyor. Hangi marketler marketlerden alıyorsa, hangi bölgedeki marketlerden alıyorsa tek tek açıklaması gerekiyor. Hangi zaman diliminde alıyor bu fiyatları? Ve bu zaman dilimi sahiden bir aya yayılıyor mu? Yoksa sadece birkaç günlük indirimler mi oluyor? TÜİK'in bütün bunları bizlerle şeffaf bir şekilde paylaşması gerekiyor. Aksi takdirde vatandaş TÜİK'in ne enflasyon ne de işsizlik rakamını gerçekçi bulur. Dolayısıyla sevgili dostlarım TÜİK'in acilen bu paylaşımları bizlerle yapması gerekiyor. Enflasyonun tabi emekli maaşları üzerinde de çok önemli bir etkisi var. Onu da biraz konuşalım istiyorum. Emekliler heyecanla enflasyonun ne olacağını bekliyorlardı. Hatta korkuları vardı. Enflasyon olduğundan çok fazla düşük gösterilirse bizim maaş zamları da gider diye tedirgin oluyorlardı. Neyse en azından %11.84 olunca artı bir buçukluk bir ek zam alma fırsatı yakaladılar ve yüzde beş buçukluk toplamda zam alacaklar. Emekliler, memurlar, çalışanlar yüzde beş buçuk civarında bir zam alacaklar. Valla müjdeli bir haber midir bilmiyorum. Çünkü eğer ki %1,5'luk artı zammın bir ay sizi kurtaracağına inanıyorsanız ciddi polyanasınız diye düşünüyorum. O %1,5'luk zam sizi bir ay bile kurtarmayacak. Büyük ihtimalle bir ay sonra aldığınız o zam yediğiniz zamlardan dolayı pul olacak arka arkaya zamlar geliyor. Biraz önce söyledim ya. Ekmek zammı bile %12 ile 20 arasında. Benzine, mazota zam geliyor. Elektriğe, doğalgaza zam geliyor. Bütün ürünlere çaktırmadan zam geliyor. Marketlere gidiyorsunuz bir gıda ürününün fiyatı değişmemiş ama gramacı değişmiş. 100 gram olan 50 grama düşmüş. Bu sefer de gizli zamlar yapılmaya başlanıyor. Dolayısıyla sevgili dostlarım hani emekler öyle %1, 1,5, 2 zam aldık diye ekstradan çok da sevgili sevinmesinler. Belki onları bir ay, belki diyorum o da sanmıyorum ama belki onları bir ay idare eder. Ama bir ay sonra size kaşıkla verilen büyük ihtimalle kepçeyle hatta kazanla geri alınacak. Hiç ama hiç şaşırmayın. Tabi Türkiye'nin bir yığın başında bela da var. Bu belalar nedeniyle sıkıntılarımız da her geçen gün giderek artacak. İşte Cumhurbaşkanı daha geçen gün 80 bin kişi diyordu. Bugün 250 bin kişi kapımızda diyor. Yani 250 bin Suriyeli daha sınırlarımıza dayanacak diyor. Bunların önüne bir bariyer koyma ihtimalimiz yok diyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bırakın Türkiye'deki 5 milyon Suriyeli'yi göndermeyi bir 250 bin Suriyeli'yi daha sınırdan içeriye almayı planlıyor. Hala inşaat ekonomisi yürütmeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı dikey binaların, kibrit kutusu gibi binaların bu vatana ihanet olduğunu ifade ediyor. Ama etrafımızda kuleler dikilmeye devam ediliyor. Falan falan bütün bunların da yine ekonomi üzerinde çok ciddi olumsuz etkilerini hep birlikte göreceğiz. Ama en önemli etkilerden birisi özellikle İranlı Amerika arasında yaşanacak sıcak bir çatışmanın petrol üzerinde yaratacağı etki ve hemen sınırımızda hemen sınırımızda yaşanacak bu sıcak gelişmelerin Türkiye'ye de bir şekilde sirayet etmesi olacak ve bütün bunlar özellikle enflasyonist baskının artmasına, fakirliğin artmasına, satın alma gücünün düşmesine de neden olacak gibi görünüyor. Sevgili dostlar. Ha, enflasyon mu? Enflasyon %11.84. Siz inanmaya devam edin. Sayın Albayrak ne diyor? Hedefimiz olan %12'nin altında bir enflasyon gerçekleşti diyor. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ne diyor? İhracat deliler gibi artıyor. Rekor üzerine rekor kırıyoruz diyor ama gerçeklere baktığımızda Aralık ayı ihracat ve ithalatına baktığımızda orada ithalatın hızla arttığını, 20 milyar üzerine çıktığını, 20 milyar doların üzerine çıktığını, ihracatın 15 milyar dolarlarda kaldığını, dış ticaret açığımızın 5 milyara dayandığını ve cari açığımızın giderek açıldığını görüyoruz. Ama diyorum ya bakanlarımız çok olumlu ve mutlular. Açıklanan rakamlar onlar için yeterli. Rakam bazlı insanları tatmin ettiklerini sanıyorlar. İnsanların gerçekleri görmediklerini sanıyorlar. Ama bu ülkenin vatandaşı, bu ülkenin halkı özellikle ekonomiyle ilgili konularda çok akıllıdır sayın bakanlar. Bu videonun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.